insan sağlığını ve diğer arkadaşlar canlıların sağlığını en az alabilecek şekilde bir halk yapmıyor. Öyle gitti, kayboldu bir gözüm. Bizim elimi yaklaşıyor. Ya. Efendim? Başka bir şey başka bir şey burada konuşalım. Burada birçok afet çalışmalarında biz biliyoruz ki dronlara, İHA'lara, insansız hava araçlarına ciddi anlamda ihtiyaç var. Bu ihtiyacı en çok duyabilecek olan birimlerimizden bir tanesi de şüphesiz ki itfaiye dairemizdir. O bakımdan da bugün itfaiye dairemizden 15 mesai arkadaşımız bu eğitimleri alacak. Bugün ve yarın. İki gün boyunca bu eğitimleri alacak. Sonrasında da inşallah lazım olmamasını dileriz ama şurada bir gerçek ki sürekli bir ihtiyaç. Bu ihtiyaca binaen de sizlerin bu eğitimle teçhiz olunması çok önem arz ediyor. Hoş geldiniz. İsmim Ali İhsan Kadıoğulları. Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi'nde Orman Planlama Kürsüsü'nde hocayım. Onaylanmış resmi İHA eğitmeniyim. Sürekli eğitim merkezi müdürü yaptım üniversitede 2 yıl önce de. Şu anda da İHA eğitimde. Küçük dronlardan başlayıp da görebileceğiniz en büyük pratik kişileri kullanabileceği dronlara kadar. Sistemler genelde bizim orman yangınlarında bile uzun menzilli olarak kullandığımız sistemler. Yani sonuçta biz bu sistemleri zaten pratikte yoğun şekilde kullanıyoruz. Küçük ya da büyük dronlarla beraber OSB yangınlarında, ev yangınlarında ya da işte kırsal alan yangınlarında, tarla yangınlarında ya da işte ormanla sizin entegre çalıştığınız yerlerde bu İHA sistemlerini nasıl kullanabileceğinizi, size ne avantaj sağlayacağını, yangın koordinasyonunda size ne kadar büyük bir avantaj sağlayacağını geceleri ve gündüzleri görebileceksiniz. Ya da sis oldu, başka bir afet oldu, bir kişi kayboldu. Bu kişiyi nasıl arayacağımızı bulabilmemiz lazım. 7 saat 12.30'da beni aradılar. Benim drone'u evdeydi, yüklüydü. Varmam 1.5 civarındaydı. O zaman bakanlar... Bu bulduğum sistemler RTK'lı sistemler. Yani sizin belediyenizde kullandığı Vintra uçağının çektiği hassasiyetten daha hassas şekilde kordat alarak şekilde onların küçük olanları da termal kameralar var üzerinde. Bundaki kamera 600 kadar 12. Çok güzel. Şu anda da kullandığım sistemler Türkiye'deki ormancıların en iyi kullandığı sistem arkadaşlar Bursa'da. Aynı şekilde koordinatı çalışıyoruz. 7 bölgemizde aynı şekilde koordinatı çalışıyoruz. Çünkü amacı ve üzerinde arkadaşlar wide kamera var. Geniş açıda arkadaşlar manzara elbine gösteren kamera arkadaşlar. Şu anda bu şekilde de çalışan bir sistem. Bu solar tarafında arkadaşlar çok güçlü. Ermanin sistemine sahip. Baktığı zaman havalanma kalkıyor arkadaşlar. Jet bir güç dengesi sağlar size. Yani stabilizlik çok iyidir. Jettir yani. Şöyle düşünün. 50 kilometre ise rüzgarda uçak tutuyorlar. Bak şurada mesela uçak tutuyorlar. Hocam uçağa dokunmuyor. Uçağa sonra bak bu sistem olarak görüyor musunuz? Baktığı zaman gözünüzü net çekebilirsiniz arkadaşlar, öyle diyeyim size. İnsan gözünü net oradan profilini çekebilirsiniz şu anda gördüğünüz yerde. Arkadaşlar. Ben bugün akşam güzel haber buldum abi. Arkadaşlar hadi kolay gelsin. Şimdi elini tanıdıysam içeceğim. Allah'ım eder. O yüzden zaten şöyle düşünün. Bir tasarım yaparken büyüğünü yaptınız diyelim. Büyüğü gene açıyor kullandınız. Küçüklerle de ev yangınlarda, OSB yangınlarda. Az önce sıcaklık konusunu konuştuğumuz zaman şimdi fabrika yangınlarında sıcaklıklar 600-700 dereceleri hatta 1000 yok, dereceleri falan bulabiliyor. Şey, çok yaklaşmanız gerek yok. Aynen, tamam. Thank you.
aldın mı?